Türkiye bugün hep birazdan iki küçük yavrunun sessiz çığlığını duyurmak için adeta haykırdı. 7 ve 10 yaşındaki iki kardeş geçtiğimiz yıl uğradıkları cinsel istismarı çizerek anlatmış, yürekleri yakan, isyan ettiren bir skandalı ortaya çıkarmışlardı. Anne ve üvey babanın yargılandığı davada vicdanları sızlatan bir karar çıktı. Sanıklar tahliye edildi. Söz bitti. Milyonlar o akıl almaz karara karşı ayağa kalktı. Çocukların canından endişe ediyoruz. 7 ve 10 yaşındaki iki kardeş korkunç istismarı anlattı. Yetmedi, resmini çizdiler. Adli tıp çocukları doğruladı. Ancak sanıklara verilen tahliye kararı vicdanları yaraladı. Bugünkü yargılamanın sonunda sözde öz anne ve üvey babaya tahliye kararı çıktı. Antalya'da 7 yaşındaki kız çocuğu ve 10 yaşındaki abisinin yaşadığı istismar kabusu geçtiğimiz yıl Haziran ayında babaannelerinin şikayetiyle ortaya çıkmıştı. İddiaya göre iki kardeş anneleri, üvey babaları ve dayıları tarafından istismara uğruyordu. Anne ile üvey baba tutuklanmış, çocukların olayı anlattığı çizimler de dava dosyasında yer almıştı. İstismar adli tıp raporuyla kanıtlandı ama nasıl olduysa deliller bir kenara bırakıldı. Dün mide bulandıran korkunç olayın davasında üçüncü duruşma görüldü. Ancak vicdanları sızlatan bir karar çıktı. Çocuklarım dolduruşa geldi diyen anne de üvey baba da tahliye edildi. Bu çocukların ölmesi mi gerekiyor adaletin doğru olması için? Karar Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Milyonlar Elmalı davası hashtag'iyle tepki yağdırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı karara itiraz ettik dedi. Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığından da yargılama devam ediyor açıklaması geldi. Karara AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir sözleriyle, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalınsa, alçaklar en ağır cezayı almalıdır diyerek tepki gösterdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de isyan ettiren kararla ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. HSK konu hakkında inceleme başlattı dedi. Efendim, adalet mazlumları, kadınları, çocukları koruyamıyorsa adalet değil, işkencedir. Toplumun bağrına saplanan kör bir bıçaktır. Biri 10, diğeri 7 yaşındaki iki küçücük kardeşin anlattığı, bakarken bile mide bulandıran çizgilere dökerek haykırdıkları da size yetmiyorsa ne olacak da harekete geçeceksiniz? Ne olacak da, ne yaşanacak da bu masum yavruların anne baba dayı dedikleri canavarlara hesabını soracaksınız? Show Haber olarak altını çize çize tekrarlıyoruz. Hukukta yazılı kurallar kadar maşeri vicdan da esastır. O sese kulak verin. Yaralı minicik yüreklere de, tüm Türkiye'ye de adaletsizliğin çaresizliğini yaşatmayın. Yaşatmayın ki çocuklar istismarı, uğradıkları tacizi değil, o tertemiz sayfalara sadece hayallerini resmedebilsin.